Merhaba sevgili çocuklar ve değerli veliler. Hepiniz ekran başına ve dersimize hoş geldiniz. Bugün bilişsel beceriler alanından farklı olanı bulma etkinliklerini sizlere arkadaşınız Nur Banu'yla sunacağız. Nur Banu'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok sevindim. Ben de çok iyiyim. Seninle bugün neler yapacağız merak ediyor musun? Hı hı. Eminim ekran başındaki arkadaşlarımız da bizi çok çok merak ediyorlar. Neler yapacağımızı merak ediyorlar. Onlara biraz bahsedelim. Hangi araçları kullanacağız? Nasıl etkinlikler yapacağız? Biraz onlardan bahsedelim. Bana yardımcı olur musun bunun için? Alırım. Tamam, çok iyisin. Şimdi burada görmüş olduğum bir sepet var. Hepiniz de görüyorsunuz. Bu kutunun içerisinde oyuncaklarımız var. Bu oyuncakları kullanacağız. Ve daha sonra etkinlik kağıtlarımız var, çalışma kağıtlarımız. Bu çalışma kağıtlarının üzerinden farklı olanları bulup işaretleyeceğiz. İşaretlemelerimizi de yaparken Nur Banu'cum buradaki istediği renkli kalemlerden bir tanesini seçecek. Onunla işaretleme yapacak. Ve sıra alarak da işaretleme yapacağız. Önce sen işaretleyeceksin, sonra ben işaretleyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasın. Evet çocuklar, hepiniz eğer hazırsanız çalışmamıza başlayalım. Sizler de bizi dikkatlice dinleyin ve izleyin. Nur Banu'cum beni çok dikkatlice izle. Hemen bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Burada neler var, neler var. Bu nedir? Çubuk. Çubuk değil mi? Ne renk bir çubuk bu? Turuncu. Turuncu bir çubuk, harika. Peki bakıyorum hemen, bu nedir? Elma. Elma, çok güzel. Elma nedir? Yiyecek. Yiyecek bir meyvedir değil mi? Evet, meyvedir elma. Burada ne var peki? Bir at. Bir at var. At nedir? Bir hayvan. Çok iyisin, bir hayvan. Harika. Bu nedir peki? Bardak. Bardak. Evet çocuklar, malzemelerimiz bunlar. Kutunun içerisinde daha bir sürü malzememiz var. Sana bir şey soracağım. Sizler de çocuklar evinizde ailelerinizle izliyorsanız ailelerinizdeki kişilere, kardeşinizle izliyorsanız kardeşinize bakarak birbirinizdeki aynılıkları ve farklılıkları söyleyelim. Bizleri dikkatlice izleyin, sonra siz de tekrar edin. Nur Banu'cum, bugün sen çok güzel bir tişört giymişsin. Evet. Bakayım tişörtüne, çiçekli bir tişört giymişsin. Hı-hı. Ben de bugün mavi bir gömlek tercih ettim, gömlek giydim. İkimiz de giysilerimizi giydik. Ama giysilerimiz birbirinden farklı, aynı değil değil mi? Hı-hı. Peki, saçında bir toka görüyorum. Çok güzel pembe bir tokası var Nur Banu'nun. Ben de saçıma bir toka taktım. Ama benim tokam siyah. Yani senin tokanla benim tokam farklı. Hı hı. Peki göz rengimizi inceleyelim. Gözlerin ne renk? Siyah. Kahverengi gözlerin var. Çok koyu kahverengi gözlerim var. Benim de gözlerim kahverengi. Peki bizim gözlerimiz aynı mı? Göz renklerimiz? Aa. Değil mi? Benzetemedin mi? Hı hı. Tamam, peki neyimiz aynı olabilir? Ya da belki de senin yüzün olabilir. Benim de öyle yüzüm var. Nur Banu'nun da yüzüğü var ve benim yüzüme benzettiği için aynı olabileceğini söyledi. Harikasın. Şimdi buradaki etrafta gördüğün şeylerden aynı olanlar var mı? Dikkatini çeken. Mesela arkamızda minderler var. O minderler birbiriyle aynı. Gördün mü? Evet, aynı. Harikasın. Şimdi bana dönebilirsin. Hemen materyallerimizle başlıyoruz. Öncelikle çubuklarımı koyuyorum. Tam kaç tane çubuğum var? 3. Harikasın. 3 tane çubuk var. Evet çocuklar, elimde 3 tane çubuk var. Ve bu çubuklar turuncu, yeşil ve turuncu renkte. Şimdi bu çubukların renklerini inceleyelim. Turuncu, yeşil ve turuncu. Şimdi Nur Banu, ben bu çubuklardan iki tanesinin renginin aynı olduğunu düşünüyorum. İki tanesinin rengi aynı ama bir tanesininkinin aynı değil. Yani farklı. Bana farklı olan çubuğu gösterir misin? Harika. Nur Banu bana yeşil çubuğun,
turuncu iki çubuktan farklı olduğunu gösterdi. Süpersin. Bunları sen kaldırabilirsin yan tarafına. Masanın kenarına koyabilirsin. Çok güzel. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi hemen bakayım, biraz daha karıştırayım kutunun içinden neler çıkacak. Burada benim biraz pomponlarım olacaktı. Küçük pomponlar sever misin? Severim. Şimdi bakıyoruz pomponlarımıza. Pomponlarımızı dizdik. Sizler de izliyor musunuz bizi? Evet, şimdi dikkatlice izleyin. Nur Banu, burada renkli pomponlar var. Evet. Bunların bir tanesinin rengi diğerlerinden farklı. Hangisi farklı? Bu. Çok güzel. Bunlar ne renk peki? Mavi. Bu iki pompon mavi renkte. Bu pompon pembe. Pembe renkte. Ve bu pompon renk olarak diğerlerinden farklı. Farklı. Şimdi bunları da toplayabilirim. Koydum. Bakalım. Renklerine göre farklılıklar üzerinde biraz durduk. Şimdi boyutlarına, büyüklüklerine göre farklılıklar üzerinde duracağız. Hazır mısın? Hazırım. Toplar geliyor. Ah, bu sefer bakar mısın? Bir tane topu sen tut. Tamam. İkisini de ben tutayım şöyle. Olur mu? Olur. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Evet, sizler de izleyin dikkatlice. Nur Banu, bu topun büyüklüğüne bak. Bir de bunun büyüklüğüne bak. Bu, bir de bunun. Bununla bunun boyu aynı ama bununki farklı. Ya sen süpersin, harika. Evet çocuklar, duydunuz mu? Bu iki topun büyüklüğü aynı. Fakat bu topun büyüklüğü diğer topların büyüklüğünden farklı. Sen çok güzel farklı olanı doğru gösterdin. Şimdi topları alalım. Diğer malzememize geçelim. Acaba bu sefer ne gelecek? Bardak. Bardaklar gelecek. Ve şimdi bunları yine boyutlarına bakacağız. Ben şöyle düşünüyorum. Bu bardak ve bu bardağın boyutuna bakıyorum. Sanki aynı büyüklükte gibi. Peki ya bu bardak? Farklı büyüklükte. Çok güzel. Nur Banu bize farklı büyüklükte olan bardağı gösterdi. Bu iki bardak aynı büyüklükte, birbiriyle aynı. Bu bardak buna göre küçük. Küçük ve farklı. Harika. Şimdi bu etkinliğimizi tamamladık. Bardaklarımızı da kaldıralım. Bakalım ne gelecek. Evet, bir at. Sen de çıkarabilir misin sesini? Harikasın. Köpek ses de çıkarır. Ve bir inek. Yanına da bir tane araba. Evet çocuklar, dikkatlice izleyin. Sizce bunlardan hangisi farklı olabilir? Bu kez türlerine göre farklı olanı bulacağız. Nur Banu, bu nedir? At. Peki at nedir? Bir hayvan. Çok iyisin. Bu nedir? İnek. İnek nedir peki? Bir hayvan. Harikasın. Bu? Bu bir araba. Araba nedir? Araba bir? Araba. Taşıttır. Evet, taşıt. Evet, araba bir taşıttır. Şimdi sence bunlardan hangisi birbirinden farklı? Hangisi diğerlerinden farklı? Arabayı gösterdi Nur Banu. Harikasın Nur Banu. Burada görmüş olduğunuz iki tane maketimiz, at ve inek, ikisi de aynı türde. Yani ikisi de hayvan. Fakat buradaki araba bir taşıt türü. Sen doğru olanı gösterdin. Farklı olan seçeneğimiz arabaydı. Harikasın. Şimdi bunları kaldırıyorum. Bakalım. Son materyalimiz geliyor şimdi. Nedir o? Bir muz. Muz. Sever misin muz? Severim. Ve bir? Elma. Elma. Bir tane de? Çatal.
Çatal koyuyorum. Hemen inceleyelim. Çatal. Çatal. Nedir? Yemek yememiz için gereken bir alet. Harika. Yemek yerken kullanırız çatalı. Bir mutfak eşyasıdır. Bu? Elma. Elma nedir peki? Bir meyve. Harika. Elma bir meyvedir. Muz bir meyvedir. Süpersin. Muz da bir meyvedir. Peki sence bunlardan hangisi farklı türde? Doğru cevap. Harikasın Nurbanu. Çatal, elma ve muzdan farklı türde. Farklı olanı doğru gösterdik. Çünkü bunlar meyve, bu bir mutfak eşyası. Harika, bana çok çok yardımcı oldun. Kutumuza tekrar koymakta da yardım eder misin? Eşyalarımızı toparlayalım ve çalışma kağıtlarımıza geçelim. Çubuklarımızı da alalım oradan. Çok teşekkürler. Evet çocuklar, sizler de evinizdeki oyuncaklarınızla bizim yapmış olduğumuz bu etkinliği aynısını ailelerinizle ya da kardeşlerinizle yapabilirsiniz. Şimdi diğer etkinliğimize geçiyoruz. Çalışma kağıtlarımı gösteriyorum ben sana. Bu kağıtları kullanacağız. Ama önce senden ne isteyeceğim? Güzel renkte bir boya seçmeni isteyeceğim. Pembe. Çok mu seversin pembe rengi? Evet. Alabilirsin öyleyse. Ben de bir tane seçmek istiyorum. Benimki de turuncu olsun. Ben de turuncuyu çok severim Nurbanu. Hemen koyalım. Hazırsanız ilk görselimiz geliyor. Bu çalışma kağıdında yer alan görselleri inceleyeceğiz. Ve farklı olanı bulacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir şey mi söylemek istedin? Evet. Evet. Renkleri, farklı renkleri seviyoruz bir de. Tabii ki. Aa, harika. Nurbanu çok güzel bir şeye dikkat çekti. Duydunuz mu çocuklar? Biz kalemlerimizi seçerken Nurbanu pembe renk kalem seçti ve ben turuncu seçtim. Nurbanu farklı renkleri sevdiğimizi söyledi. Süpersin, müthiş bir düşünce. Tebrik ederim seni. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Aklıma gelmemişti. Başlayalım mı? Şimdi buradaki görselleri inceleyeceğiz. İlk görselde bir şapka var, bir bisiklet var ve yine bir şapka var. Bunlardan hangisi farklı? Sizler ekran başında düşünün. Nurbanu hemen göstersin ve sonra işaretlesin. Söyler misin? Bisiklet şapkadan farklı. Harikasın. Biz bisiklet, bisiklet farklı bir alettir. Dışarıda gezmek içindir ama şapka güneşten korumak içindir. Süpersin. Nurbanu açıklamalarımızı da yaptı. Bisiklet dışarıda gezmek, sürmemiz içindir. Bir yerden bir yere giderken kullanırız. Şapkayı da güneşten korunmak için giyeriz. Pekala. Şimdi işaretlemeni yap bakalım. Bir sonrakini ben işaretleyeceğim. Tamam mı? Evet, şimdi Nurbanu'nun işaretlemesini size göstereceğim. Nurbanu daire içine alarak farklı olanı gösterdi ve işaretledi. Sıradaki ne? Ben yapıyorum. Hazır mısın? Hı. Burada bir karpuz var. Burada bir balık ve burada da bir balık. Bu iki balık birbiriyle aynı. Ben evet, aynı olduklarını görüyorum. Renkleri de aynı. Ama burada bir karpuz var. Bu karpuz hangi türdendi? Meyve türünden. Evet. Balık ise bir deniz hayvan, bir deniz hayvanı. Onu da yiyoruz karpuz gibi ama o denizden yediğimiz bir şey. Çok güzel. Çok güzel. Balıkları da yiyebiliyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi hemen işaretlememi yapıyorum. Ben bunlardan karpuzun farklı olduğunu düşündüm ve işaretleyip size göstereceğim. İşaretlememi de göstereyim şöyle. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Harika. Düzgün bir dar olmuş. Çok teşekkür ederim. Şimdi sıradakini Nurbanu ve sizler ekran başında dikkatlice izleyerek gösterin ve söyleyin. Ne varmış bakalım? Burada bir balon var. Burada da bir tarak. Burada da bir tane daha tarak var. Evet, hangisi farklı? Farklı olanı göster.
Balon farklı. Evet, doğru cevap balon farklı olan. Şimdi işaretlemeni yapabilirsin. Bu sefer farklı bir işaretleme şekli geldi. Yukarıdaki işaret ve buradaki işaret de birbirinden farklı oldu. Ben de zaten bunu da söyleyecektim. Nurbanu bize farklı bir işaret göstermek istedi. Biz daire içerisine almıştık. Şimdi çarpı koyarak farklı bir işaret yaptın. Ama harikasın. İşaretler arasındaki farklılığı göstermiş oldu. Sonra bir tane daha farklı işaret koyacağım. Tamam, istediğini koyabilirsin. Şimdi sıra bende. Evet, dinlemeye ve izlemeye devam edin. Burada bir diş macunu var, havlu var ve havlu var. Bunlardan hangisi farklı? Tabii ki biraz düşünelim. Doğru mu sizce? Nurbanu doğru mu gösterdi? Evet. Evet, Nurbanu doğru gösterdi. Diş macunu havlulardan farklı. Hemen işaretlememi yapıyorum ve diğer etkinlik kağıdımıza geçiyoruz. Evet. Bu kağıdımızı kaldırabiliriz. Sıradaki etkinliğimiz geliyor. Ben şimdi senden bunların içerisinden seçmeni isteyeceğim. Hangisini yapalım? Bunu mu istersin? Bunu mu? Bunu. Tamam, çok güzel. Nurbanu'nun sizler için seçmiş olduğu resimli kağıdımızı gösteriyorum. Bakın bakalım neler varmış. Bunlar nedir Nurbanu? Kabak. Biber yani. Harikasın, biber. Çok güzel. Renkli biberler var. Burada ne var? Şapka. Şapkalar var, renkli şapkalar var. Burada da kedi eserdim. Burada da kelebekler var. Hemen hızlıca sorularım geliyor. Bu kez hızlı hızlı göstereceğiz. Tamam. Nurbanu hazır mısın? Hı hı. Biberlere bak ve bana farklı olanı göster. Evet, doğru cevap. Kırmızı olan biber renk olarak diğerlerinden farklı. Şapkalara bak ve bana farklı olanı göster. Kırmızı şapka mavi şapkalardan farklı. Doğru. Kedilere bak ve farklı olanı göster. Aa, çok tatlı bir kedi var burada. Ve diğer kedilerden renk olarak farklı. Kelebeklere bakıyoruz. Farklı olan hangisi? Mavi olan kelebek farklı. Diğer kelebekler pembe. Çok güzel. Şimdi hızlıca işaretlemelerimizi yapalım mı? Süper. Bende sıra. Evet. Şimdi sıra sende. Farklı olan kediyi işaretle. Ay. Tamam, sorun yok. Devam edebilirsin. Kelebeklerden de farklı olanı işaretle. Aferin sana. Nurbanu etkinliğini tamamladı. Şimdi diğer bir etkinliğimize geçiyoruz. Yine seçmek ister misin? Evet. Peki kalem değiştirmek ister misin? İstedim. Çok güzel. O zaman istediğin renkte kalem alabilirsin buradan. Bu sefer de sarı. Ben de senin için etkinlik kağıtlarımı şöyle sıraya koyayım. Evet. Evet çocuklar, renkleri farklı olanları gösterdik. Şimdi tekrar boyutları farklı olanları inceleyeceğiz. Bunun için bir sürü görselin olduğu bir kağıdım var. Bu nedir Nurbanu? Tablo. Tablo, çok güzel. Bunlar nedir peki? Yastıklar. Yastık. Fener. Ve masa lambası ve mısır. Mısır, süpersin. Şimdi hemen bakıyoruz. Burada görmüş olduğun tabloların büyüklüklerine bak, boyutlarına bak. Boyutu farklı olan tabloyu bana göster. Harika. Neden farklı bunun boyutu? Çünkü o diğerlerinden küçük. Harikasın. Süper. Doğru cevap. İşaretlemeni yapabilirsin hemen. Ben de abimden küçüğüm. Evet. Çok güzel. Şimdi diğerine geçiyoruz. Hemen gösterelim. Peki bu yastıklardan boyutu farklı olan hangisi, onu göster bana. Bu. Neden farklı boyutu? Çünkü o yastık
Diğerlerinden büyük ama diğer yastıklar küçük. Harika. Nurbanu çok güzel açıkladı bize. Hemen işaretleme yapıyoruz. Bunu da ben işaretleyeyim. Şimdi sıradakine bakıyoruz. Masa lambalarından hangisi farklı boyutta? Neden? Çünkü o diğerlerinden küçük. Küçük olduğu için farklı. Nurbanu doğru gösterdi. Bu masa lambası diğerlerinden boyut olarak farklı. İşaretlemeni yapabilirsin. Aferin sana. Şimdi mısırlara bakıyoruz. Mısırlardan hangisi boyut olarak farklı? Neden? Çünkü o mısır diğerlerinden daha küçük. Daha küçük olduğu için diğer mısırlardan boyut olarak farklı. Bunu da ben çarpı olarak işaretliyorum. Farklı bir işaret yapmış oldum ben de. İşaretlememizi yaptık. Diğer etkinlik kağıdımıza geçebiliriz. Bunu tamamladık. Şimdi bakalım 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 hangi sayfa gelecek? Biraz düşünelim. Birçok görsel var elimde. Mesela buradan seçim yapabiliriz. Bunu mu istersin, bunu mu istersin? Arkadaşlara hangisini gösterelim? Bunu. Tamam, çok güzel. Nurbanu sizler için çok güzel bir çalışma kağıdı seçti. Şimdi dikkatlice izleyelim. Buradaki şekillere bak. Burada bazı şekiller var. Ve farklı olan da içlerinde farklı olanları da var. Şimdi buradaki sırayı izle. Hangisi farklı? Çok güzel. Nurbanu farklı olan şekli bize gösterdi. İşaretleyebilirsin. Bir sonra da yeşil kalem yaptım. Tabii ki. Yeşil ister misin? Hı-hı. Alabilirsin. Bunlardan farklı olan bu. Çok güzel. Daha için alacağım çünkü bu çarpı atsam pek de anlamlı olmaz. Çok görünmeyeceği için işaretinin daire içerisine aldı Nurbanu. Evet, farklı olan şeklimizi işaretledi. Şimdi buradaki şekillere bak ve bana farklı olanı göster. Bu benim dişim. Senin dişin mi? Hı? Çok benziyor, evet. İki tane dişim çıktı. Çıktı çünkü büyüyorsun değil mi sen de? Şimdi o zaman Nurbanu bize buradaki şekillerden dişe benzer olan şeklin farklı olduğunu söyledi ve doğru söyledi. Hemen işaretlemeni yapabilirsin Nurbanu. Aferin sana. Sizler için işaretledi. Ve şimdi bakıyoruz sıradaki şekillerimize. Sizler de inceleyin. Sırayla. Buradaki şekillerden hangisi farklı? Süper. Bu şeklin adı ne biliyor musun? Üçgen. Üçgen, güzel. O zaman işaretlemeni yapabilirsin Nurbanu. Ben mi yapayım? Sen yapabilirsin. Tamam, bir sonrakini ben yapayım. Bu sefer de... Bu sıradan işaretlememizi yapacağız. Hı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi... Son sıradaki son şekillerimizi inceliyoruz ve bakalım hangisi farklıymış. Sizler de dikkatlice izleyin ve cevaplayın yerlerinizde. Bunlar yıldız ama evet. Bu kare. Harikasın Nurbanu'yu tebrik ediyoruz. Çok güzel doğru cevapladı. Farklı olanı gösterdi. Şimdi işaretlemeni yap bakalım Nurbanu. Aferin sana. Evet çocuklar, gördünüz mü? Nurbanu işaretlemelerini yaptı. Farklı olanları gösterdi. Nurbanu, sana söylemek istediğim bir şey var. Evet. Sen çalışmamızın başından beri beni o kadar dikkatli dinledin ki her söylediğimi yaptın, sorduğum sorulara cevap verdin. Ve bana çok güzel eşlik ettin. Seninle sohbet etmek, bu çalışmayı arkadaşlarına sunmak benim için çok çok keyifliydi. Bana eşlik ettiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili çocuklar ve sayın veliler, sizlere bilişsel beceriler alanında farklı olanı bulmayla ilgili bir etkinliğimizi Nurbanu ile birlikte sunmak istedik. Çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kullanmış olduğumuz etkinlikleri
Sizler de evlerinizde kendiniz oluşturarak gerçekleştirebilirsiniz. Gerçek nesneler kullanarak farklı olanları bulmalarını isteyebilirsiniz çocuklarınızdan. Örneğin herhangi bir dolap düzenleme sırasında farklı olanları farklı bir yere, aynı olanları başka bir yere koymaları yönünde çocuklarınıza eşlik edip onları yönlendirebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.